Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu ve Kayseri Milletvekili Yusuf Alaçoğlu referandum çalışmaları kapsamında Çorum'a geldi. Hoş bulduk. Merhabalar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çorum Barosu'nda önümüzdeki günlerde gerçekleştirecek olan referandumla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzoğlu, baroların görevi ülkede hazırlanan kanun ve anayasanın nasıl olması gerektiği konusunda görüş bildirmektir. Bizim görevimiz de bu değişikliğin ne getirdiğini ve ne götürdüğünü incelemek ve paylaşmaktır. Biz bunu yapmaya devam ediyoruz. 100 bin meslektaşımıza sorduk, yorumları aldık, bilim insanlarıyla da çalıştık. Kuvvetler ayrılığını tamamen yok edecek ve kuvvetler birliğini getirecek bir anayasa paketiyle karşı karşıya olduğumuzu gördük dedi. Ve barolarımızın, Türkiye Barolar Birliği'nin kanuna göre görevi ülkede hazırlanan kanunların, bunun içine anayasa da dahildir, nasıl olması gerektiği konusunda görüş bildirmektir. Bu görüşü yeri gelir hükümete bildiririz. Bu görüşü yeri gelir meclise bildiririz komisyonlarda. Halk oylaması sürecinde de kuşkusuz bu görüşü halkımıza bildiririz. Halkımızla paylaşırız. Bizim görevimiz bir değişikliğin ne getirdiğini, ne götürdüğünü incelemek, değerlendirmek ve bunu paylaşmaktır. Biz de bunu yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. 100 bin meslektaşımıza da sorduk. Yorumlarını da aldık. Bilim insanlarıyla da çalıştık. Ve kuvvetler ayrılığını tamamen yok edecek açık seçik tartışmasız bir kuvvetler birliği getirecek bir anayasa değişikliği paketiyle karşı karşıya olduğumuzu gördük. Meclisimize yazdık. İki şey dedik. Bir, bu dedik yanlış, içeriği yanlış. İkincisi de Türkiye bunca sıkıntılı bir dönemin içinden geçerken dünyanın en tehlikeli terör örgütleriyle aynı anda mücadele ederken, Suriye'de Elbap'ta çatışmaların bir savaşın içine girmiş ve ne zaman çıkabileceğimiz belli değilken, milleti kendi içinde sıkıntıya sokacak, parçalara ayıracak bir değişikliği zorlamayın. Bunu da tartışmadınız. Gelin. Sıradan bir kanun gibi dahi tartışmadığınız bu paketi uzun uzun tartışalım. Bizim çok önerimiz var. Yani istemezlik demiyoruz. Bu anayasadan, mevcut anayasadan memnun değiliz. Ama mevcut anayasadan memnun değiliz diye daha kötü hale getirmeyelim dedik. Gördük ki artı beşinci kata çıkmak isterken bodrum beşinci kata indirmeyi öngören bir anayasa değişikliği. Basın mensuplarının Cumhurbaşkanı'nın söylemiş olduğu "Sen bir defa benim kapımı çalamazsın, kapattım kapıyı" sözlerinin sorulması üzerine Feyzoğlu, devletin kapısını bir şahıs kapısı gibi istediği zaman kapatabileceğini düşündüğüne göre 16 Nisan'da arzu ettiği devlet modelini de aslında açıklamış oldu. Şahıs olarak istediği kişiye kapıyı kapatıp istediği kişiye kapıyı açacağı bir devlet modeli istiyor. Devleti şahsı ile özdeşleştirdiğini gördük şeklinde cevap verdi. O konuda bir basın açıklaması yaptım. Daha fazla herhalde üstüne gidecek bir şey yok. Devlet kapısıdır. Bu devletin kapısını şahıs kapısıyla kimse karıştırmasın. Yalnız şunun altını çizelim. Sayın Cumhurbaşkanımız devletin kapısını bir şahıs kapısı gibi istediği zaman kapatabileceğini düşündüğüne göre 16 Nisan'da arzu ettiği devlet modelini de aslında açıklamış oldu. Yani şahıs olarak istediği kişiye kapıyı kapayıp istediği kişiye kapıyı açabileceği bir devlet istiyor. Hayırlı bir konuşma oldu bu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu röportajı. Çünkü devleti şahsıyla özdeşleştirdiğini maalesef gördük. Ve bir sanki kendi evinin kapısını kapar gibi kapıyı kapadık diyor. O kapı 80 milyona açık bir kapıdır. Biz de 80 milyonun meselesi için her zaman
kendileriyle görüşmüşüzdür. Kendinden önceki cumhurbaşkanlarımızla da aynı sebeple görüşmüşüzdür. Ne ben, ne Yusuf Halaçoğlu, ne Süheyl Batum, Sayın Cumhurbaşkanı'nın alışık olduğunu düşündüğümüz isimlere benzemeyiz. Biz şahsi taleple o kapıyı çalmayız. İhale almak için kapıyı çalmayız. Belediyede iş takibi için o kapıyı çalmayız. Şahsımızla ilgili hiçbir zaman hiçbir kapı çalmadık. Biz olsa olsa Sayın Cumhurbaşkanımızı bilgilendirmek, Sayın Başbakanımızı bilgilendirmek için görüşürüz. Zaten biz kapıyı çalmadan kendisinin Türkiye'yi yöneten bir devlet insanı olarak bizleri davet etmesi gerekir. Hollanda krizini de değerlendiren Feyzoğlu, Hollanda ve Almanya'nın yaptıkları kabul edilemez. Köpeklerle insanların üzerine yürüdükleri o görüntüler ilkelliğin en üst sınırıdır. Yaptıkları asla kabul edilemez dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tarafsız olmaya davet eden Feyzoğlu, anayasa değişikliğine hayır diyenlerin vatan haini ilan edildiğini söyledi. Hollanda'nın da Almanya'nın da hele hele Hollanda'nın en son yaptıkları kabul edilemez. O görüntüler ilkelliğin artık en üst sınırıdır. O köpeklerle insanların üstüne yürümeler vesaire. Ne Almanya'nın, ne Hollanda'nın, ne Türkiye'den gelenleri yasaklayanların görüntülü yaptıkları asla kabul edilemez. Tabii orada yine Sayın Cumhurbaşkanı'nı yanıltmışlar demek zorundayım. Kimden danışmanlık alıyorsa ya iyice kulaklarını çeksin, uyarsın ya değiştirsin. 18 Şubat'ta ben Rotterdam'dayım. 1-2 saatliğine gitmişim ve anayasa değişikliğini anlatıyorum. İçinde ne var ne yok. Şu maddeler de iyi diyorum ama bu maddeleri tek başına önümüze getirseler tamam diyeceğiz de paket halinde getiriyorlar. Ben eyalet kuracak maddeye asla evet demem diyorum. Özellik şartındaki çekinceleri tek başına kaldırma yetkisi veren güce asla evet demem. Türkiye'nin bölünmesine yol açacak değişikliklere asla evet demem diyorum. Şunlar tek başına gelseydi olurdu diyorum. Askeri Yargıtay, Askeri Danıştay. Ne zaman? 18 Şubat. Sayın Başbakan nerede 18 Şubat'ta? Oberhausen'da, Almanya'da. Şimdi Almanya'da Sayın Başbakan evet mitingi yapıyor diye Sayın Cumhurbaşkanı tarafından alkışlanıyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Rotterdam'da Türk vatandaşlarına anayasadaki yanlışlıkları ve varsa doğruları anlatıyor diye vatan haini ilan edilmeye çalışılıyor. Bu buz gibi bir çifte standarttır. Sayın Cumhurbaşkanı maalesef yaklaşan halk oylamasının baskısıyla anayasa 103. maddedeki görevini unutmuş, tarafsız davranması gerektiğini maalesef artık bir kenara bırakmış ve evet diyenler benim vatandaşım, hayır diyenler teröristtir, vatan hainidir noktasına gelmiş. Bu çok sağlıklı bir duruş değil.